Evet, merhabalar. Ben böyle bir 6 aydır veya 5 aydır işte kitap ciltleme hobisini yapıyorum. Ve bununla ilgili Türkçe kaynak da çok fazla açıkçası bulamadım. Yani açıklayan ne kullanabileceğimiz isimleri, teknikleri vesaire. Tabi bu işte ustayım ya, usta oldum diyemem, öyle bir iddiam yok ama en azından yapıyorum ve bu konuda da yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olsun diye bu videoyu çekmeye karar verdim ve aynı zamanda da şöyle bir şey oluyor. Yurt dışında, yani yurt dışı videolarını, kaynaklarını izlediğimizde bu kaynaklarda belirtilen malzemelerin çoğunu veya belli bir kısmını bulamıyoruz ya da alamıyoruz. Alsak da çok pahalıya geliyor. Malum Türkiye'nin durumundan dolayı. Dolar kuru vesaire. Dolayısıyla bunun alternatiflerini bulmaya çalıştım kendimce. Ve bu konuda da birkaç tane işte bulduğum alternatifleri vesaireyi videoya çekmeye çalışacağım. Şimdi başlangıçta malzemeleri tanımakla bir şey yapalım dedim. Başlayalım dedim. Şimdi malzemeler, yani birçok malzeme var da dediğim gibi bazı şeylerin alternatiflerini buldum ben. Öncelikle şunu göstereyim. Tabii ki kitap, yani bir defter yapacağım ben. Defter yapacaksanız öncelikle tabii ki kağıda ihtiyacınız var. Kağıdınızın boyutunu artık kendi isteğinize göre seçeceksiniz. Ben genelde A4'ten, yani ikiye katlayarak A5 boyutunda diyelim defter yapıyorum. Yani ihtiyacıma göre yapıyorum. Bazen işte birine veriyorum vesaire, şu bu. O şekilde, yani boyut genelde bu şekilde oluyor. Tabii bunun için ne yapacaksınız? İşte A4 kağıt alacaksınız. A4 kağıtları katlayacaksınız. Yani bunun bir gösterilmeye gerek yok herhalde. Ortadan ikiye katlıyorsunuz. Kaç tane katlayacağınız size kalmış. Onu yapa yapa biraz da tecrübeyle kazanacaksınız ama genelde 4 ya da 5 tane, normal A4 80 gramlık A4'lerde 4 ya da 5 tane katlanıyor. Ben burada biraz fazla sayfa sayısı olsun diye dış kısmına A4, normal 80 gramlık A4 koydum. İç kısmına ise bu teksir kağıdı koydum. Bunlar 50 gramdı yanlış hatırlamıyorsam, ya da 55 gram, neyse. Toplamda 10 adet oldu böyle. 10 yaprak. 20 yaprak oluyor ikiye katlayınca, 40 sayfa oluyor. Yani şöyle bir böyle bölümde 40 sayfa var. Ondan sonra bunlardan ne kadar istiyorsanız artık katladıktan sonra bunların dikişli olanı göstereceğim ben tabii. Yani dikişli olan ciltleme yöntemini göstereceğim. Başka dikişsiz olan yöntemler de var. Bunlar da vaktim olursa bakarım. Onun yöntemi farklı çünkü. Farklı bir teknikle yapılıyor. Tek tek yapıştırılmayla işte. Double fan deniyor işte. Türkçesini bilmiyorum. Dedim ya, yani Türkçe kaynak yok doğru dürüst. İngilizce kaynaklardan öğrendim. Ondan sonra işte bunları katladıktan sonra hepsini, kaç tane ise, ben buraya 15 tane falan oldu herhalde. Katladıktan sonra da deliklerini delmeniz gerekiyor. Delik iki şekilde delebilirsiniz. İki yöntem var yani. Ya bunları bu şekilde tabii sıkıştıracaksınız. Kitap, yani ağır bir kitabın altında bekletebilirsiniz mesela bir gün. Böyle katladıktan sonra tabii böyle olmuyorlar. Ağır bir kitabın üstünde bekletebilirsiniz. Ya da iki tane şeyin arasında işkenceyle sıkıştırabilirsiniz. Artık size kalmış. Yani şöyle incelsin mantığıyla. Ondan sonra da bu
dediğim gibi buralara delik delmeniz gerekecek. Veyahut da ikinci bir yöntem de kesme yöntemiyle, testereyle. Bildiğiniz bu ince testereyle kesiyorlar. O yöntemi denedim ama ben çok hoşuma gitmedi. İp çünkü yani bazılarını ben ayarlayamadım. İşte kenardan ipler kayıyor. Oraları sıkıştırıp böyle katlıyor üst üste vesaire. Hani daha kolay bir yöntem ama bence ben sevmedim o yöntemi. Ama yine deneyebilirsiniz. İnternette de var. Bazı yapan yabancı artık kişiler. Bu şekilde delme işlemini yapacaksınız. Dikişle alakalı olarak deleceksiniz. Tabii benim diktiğim dikiş yönteminde işte bu şekilde delmek gerekiyor. Tabii şu aralıkları da ben belli bir şeye göre koydum. Yani şu aralık çok önemli değil ama yine de şu aralığa eşit olarak koydum. Yani öyle bir mantığı yok. Ama şu ikisi arasındaki aralıklar önemli. Çünkü bu aralıklara şu şeyi kullanıyorum ben. Neymiş bu? Kurdeleymiş. Ne kurdele? Yazmıyor. İşte bir kurdele. Krogren miydi? Neydi ya? Bir ismi vardı da unuttum şu anda. Link bulabilirsem atarım. Bulutaş kurdele diye. Bu yani niye bunu seçtim? Çünkü çok ince. Bir de dokusu sağlam. Benim için iş gördü. 1,5 santimetre herhalde eninde. Bunu yani bu şu delik aralıklarını da ona göre belirledim zaten. Delik delerken isterseniz bir böyle bir kendinizce bir cetvel yaparsanız. Şöyle bir kağıtta cetvel yaparsınız. İşte bu cetvelin üzerine işaretlersiniz. Her aralıkta buraları delersiniz. Ya da ben kendi 3 boyutlu yazıcım var. Ondan böyle bir şablon yaptım. Bu şablona göre deliyorum. Yani şöyle koyuyorum. İşte deleceğim yere koyuyorum. Şuraya da bir tırnak yaptım. Tırnak kısmı var. Ondan sonra bunu buraya getiriyorum. Şuradan tam üstte dayadıktan sonra şurada çentikler var. Çentiklerden deliyorum. Yani delme işlemini ben öyle yapıyorum. Yani farklı. Kartondan yapabilirsiniz. Oraları işaretleyip şöyle yine çentik yap. Şunun aynısını kartondan yapabilirsiniz. Yani sadece şuralarda çentik olacak. Oraları bir işaret koyarsınız. Ondan sonra delme işlemini de yaptıktan sonra tabii dikiş işlemine geçeceksiniz. dikiş için kullanılan malzemeler iğne tabii ki, iplik. Bunlar mumlu iplik. Genelde 0.6 mumlu veyahut da 1 milimetre mumlu kullanıyorum. Bu amacınıza göre değişir. İleride göstereceğim. Ondan sonra böyle bir makasım var. Ondan sonra bunlar başka şeyler için. Bir dakika. İğnede ise düz iğne var. Düz iğne kullanmıyorum ben. Bu eğri iğneler var. Şöyle. Şöyle eğri iğneler var. Bu eğri iğnelerle dikiş daha kolay oluyor. Taraftan sokarken diğer taraftan dışarı doğru şeyi çıkıyor, ucu çıkıyor. Oradan çekiyorsunuz, daha kolay oluyor. Eğri iğnelerle dikmek bence daha kolay. Ondan sonra çok da bir şeye gerek yok onun dışında yani. İğne, ipik vesaire. Bunlar mumlu iplikler. Satılıyor. Mumlu iplik deyince görürsünüz, bulursunuz. Dikiş işlemini farklı şeyleri var dediğim gibi. Onlara da ayrı ayrı videolar çekeceğim yani zamanım olursa. Şimdi sadece malzeme tanıtmaya çalışacağım. Yani cetvel, metal cetveller bunlar illaki lazım olur. 50'lik bir de 30'luk var. Şu görüyor musunuz markasını? Bu marka biraz daha kaliteliydi. Yani şu kalın çünkü bunlar. Şurada nispeten kalın.
Ondan sonra tabii biz bunu diktikten sonra yapıştırma işlemlerini yapacağız. Ama öncesinde neyse yapıştırma işlemini de göstereyim. Bu mücellit tutkalı diye geçiyor. İçine böyle bir şey satılıyor. Bunun içine koydum ben. Burada duruyor. Bunun içinde duruyor. Mücellit tutkalı diye geçiyor. Normal beyaz tutkaldan farklı. Şeffaflaşıyor kuruyunca. Yine internette mücellit tutkal diye arattırırsanız bulursunuz. Ciltleme tutkal diye de geçiyor mu bilmiyorum da mücellit tutkal diye geçiyor. Yani çok aman aman pahalı bir şey değil. Su bazlı zaten. Bu kesinlikle yani en güzeli bu. Bunun dışında bir şey ben düşünmüyorum. Çünkü kuruyunca şeffaflaşıyor ve kötü bir görüntü olmuyor. Ve şey esnek, güzel. Ondan sonra tabii bunu işte şeyleri sürerken yapıştırıcıları sürerken işte şunu kullanan var. Bunu ben başta kullanıyordum da yani çok fazla oluyor şeye. Yani sürdüğümüz yüzeye çok fazla tutkal geliyor. Ben açıkçası beğenmiyorum bunu kullanmayı. Şunu bazen kullanıyorum. Sünger fırça. Bazen kullanıyorum bunu ama yani şunu neredeyse hiç kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Bu biraz daha iyi. İçine almıyor çok fazla. Dışında tutuyor. Bu içine de alıyor. Sürekli olarak böyle kocaman bir şekilde tutkal veriyor. Diğeri ise şu. Bu benim esnek spatula. Bu en çok kullandığım buldu diyebilirim. Yani mesela işte şuradan şey göstereyim. Kağıdın üstüne sürecekken işte buraya döküyorsunuz. Ondan sonra bununla böyle yayarak tabii altına bir gazete kağıdı böyle yayarak güzelce şeyini şuraları her tarafı yayarak bu tutkalı sürebiliyorsunuz ve çok aşırı bir şekilde üstüne gelmemiş oluyor. Bu esnek spatula da hoşuma gidiyor. Ondan sonra bazı şeylerin isimlerini yanlış hatırlayabilirim. Eğer öyle bir şey olursa altta yazarım. Şimdi ismini yanlış hatırlamışım şuydu diye. Mesela şu anda bunun ismini hatırlayamadım. Neydi? İğne oyası yok. Bayanların yaptığı bir el işinde kullanılıyor da. Açıklamalara yazarım bunu. İğne oyması mıydı? Neydi? Hatırlayamadım. Neyse. Bu ne? Şimdi bu işte dediğim gibi yurt dışında normalde şöyle göstereyim. Şurada bunu yapıp dikip ondan sonra tutkaladıktan sonra buraya bir sağlam bir şey yapıyorlar. Yurt dışında bu satılıyor. İşte farklı isimlerde ama yani Türkiye'den alabiliyorsunuz. Yalnız çok pahalı. Ben buraya kullanılan o bezi yani bunu şöyle sağlam durmasını sağlayacak bezi veya işte o neyse onların kullandığı şey yaptım ama yani farklı şeyler denedim. Astar denedim. Eteğin içinde kullanılan herhalde. Kumaş denedim. Ondan sonra başka ne denedim? bu sargı bezlerinde kullanılan şeyi denedim. Ama hepsi ya yani hiçbiri böyle sağlam değildi. Veyahut da çok yoğundu. O yüzden ben de artık bunu buldum. Şöyle ismini bir bakacağım. Bir durdurayım. Evet baktım. Tel kırma tülüymüş. Tel kırma tülü. Bu İşte aradan tel geçiriyorlar, buradan çıkarıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neyse işte bayanlar. Ve oldukça sağlam, bayağı sağlam. Yani o tele dayanıyor, düşünün. Ve bir miktar da esnek. Dolayısıyla bu çok güzel işimi gördü. Çok o konuda memnun kaldım. Tel kırma tülü diye arattırırsanız, yani bu rengi ucuzdu, o yüzden bu rengi aldım. Çok önemli bir rengi, zaten görünmeyecek. En ucuzu hangisi ise ama yırtılmaz olandan sanırım yırtılmaz olanları var. Yırtılmaz tel kırma tülü diye arattırsanız çıkar. Bundan lazım olacak. Ondan sonra onun dışında derme işlemi için şunu kullanıyorum.
Bu biz yani biz diye satılıyor. Deri işlerinde delmek için ama bunu ben kendim yaptım. Şu kalın iğnelerden vardı bende. Uzun kalın iğneler. Şu sapı da yazıcıda, üç boyutlu yazıcıda kendim tasarlayıp böyle yaptım yani. Ve bunu kullanıyorum. Güzel, hoşuma gidiyor. Ama biz diye arattırsanız bulursunuz. Basit, ucuz bir şey zaten. Kendiniz de iğneyle de yapabilirsiniz. Bir sap yapıp. Sonra şu kağıt kesmek için daire testere herhalde adı öyle geçiyor. Yani güzel. Kağıt, kumaş kesmek için bunlar birebir güzel oluyor. En ucuzundan ben bunu yurt dışından almıştım. Çok ucuza gelmişti yani. Kuponla. Türkiye'den bile ucuz almıştım. Dedim. İşaretlemek için bir kalem, kurşun vesaire. Çeşitli işaretlemeler yazmak için. Bunlar kemikten yapılmış olduğu söyleniyor ama şu kemik, kesin kemik bu da. Şu plastik. Türkiye'de kemik olan bulursunuz belki birkaç yerde. Kemik biraz daha iyi tabii. Çünkü ısıya dayanır. Biraz hızlı hızlı tatlarken, çekerken bu eriyebilir çünkü. bu şekilde bunlar kemik, kağıt katlama aleti diye mi geçiyor artık bilmiyorum. İngilizcesi bone folder diye geçiyor. AliExpress'te çok ucuza bulmuştum ben bunu. Kemikten olanını. Böyle iki tanesi satılıyordu Türkiye fiyatına falan. Bir satıcıdan, o da güzeldi. Ondan sonra bunun özel bir ismi vardı, unuttum. Deri kesimlerinde falan da geçiyor, kullanılıyor. Yani çok illaki bunun olmasına gerek yok. Ben bunu aldım, bunu kullanıyorum. Çok yani avantajı şu ucunun keskinleştirilebilmesi ama bir şeyiniz olursa ne denir? Maket bıçağı olursa o da iş görür bence. Ondan sonra onlar gösterdik, kurdeleyi gösterdik. Sonra şu var. Bu da işte dedim ya Türkiye'de alternatifleri. Belki de baştan beri kullanılıyor bilmiyorum ama bu saten kurdele diye geçiyor. Pantone 5 milimetrelik. Yani daha kısası satılmıyordu. Bundan satılıyordu. Ben de bunu aldım. Yani bana herhalde hayat boyu yeter. Belki ben çocuğum torunum da kullanırım. Bu şu şeylerin arasına konulan, defterlerin arasına konulan işte böyle belirteç, ayıraç ya da ne derseniz. İşkence. Yani bundan 3-4 tane falan olursa iyi olur. Farklı yöntemlerle yapacaksanız buna ihtiyaç da kalmayabilir ama illaki işkenceye ihtiyaç oluyor yani. Bir şekilde oluyor. Ben bunu 2-3 yıl önce bir şeyden aldım. Çok ucuzdu o zamanlar. Her şey çok ucuzdu da o zaman. Şimdiye göre. O zaman 5-6 tane almıştım. Kullanıyorum. Güzel. Artık ucuz bir tane bulun. sonra başka tabii dışı ciltlemek için cilt kabı. Şimdi burada tabii iş çok sarpa sarıyor. Ne kullanacaksınız dış cildi için? Şöyle ki bu yapay ucuz metresi 30 liraya falan satılıyor internette. Belki lokal şeylerde yani şehrinizde bulunan yerde belki daha ucuza da bulabilirsiniz. Ben yine dediğim gibi bunu kuponla falan bir bayağı uygun almıştım internetten. Bundan daha var. Bu siyah renkli olan. Yeşili var, mavisi var, kırmızısı var vesaire. Bu güzel. Şu şekilde ince, içi kağıt. Yani çok kaliteli bir şey değil aslında ama kaplayınca da güzel oluyor yani. İşte rengini vesairesini kendisine göre seçeceksiniz. Yani içi şu kağıt. Yani bizim ciltleme için de çok iyi oluyor. Ama onun dışında tabii farklı şeyler... Evet, az önce bir sıkıntı olmuş. Kayıt durmuş. Donmuş daha doğrusu. Neyse. Şunu söylüyordum. Bunun alternatifini bulabilirsiniz. Birçok alternatifi var yine mevcut. Ama benim en çok
yani sevdiğim diyeyim. Şunlar var. Bunları ben kendim hazırladım. Kumaş, ciltler, cilt bezleri artık ne diyorsanız. Genelde de A5 yaptığım için ona göre ayarladım boyutlarına. Ve bunları dilediğiniz şeyden, kumaştan yapabilirsiniz. Şurada işte ne bileyim döşeme kumaşı. İşte internetten aldım. Bundan yapabilirsiniz mesela. Bu nispeten kalın. Kumaşın avantajı güzel bir görüntü oluyor. Elinizde kumaş varsa ondan hazırlayabiliyorsunuz. Boşuna para vermiyorsunuz. Yani diyebiliriz. Ama tabi dezavantajı dışı şey olduğu için kir, toz zaman içinde birikip pis bir görüntü olabilir tabii ki. Öyle bir sıkıntısı da var. Ama temiz bir yerde bakıyorsanız olmayabilir. Şimdi tabii bu kumaşı nasıl yapacağız? Direkt kumaşı şeye yapıştıramıyoruz. Çünkü bizim şöyle göstereyim. Şimdi dış cildi zaten biz kartonlardan yapıyoruz. Bu 3 milimetrelik karton. Ama bu kesiklik tabii böyle satılmıyor. 3 milimetrelik karton. Mukavva yani. 3 milimlik mukavva. Ben bundan yapıyorum. 3 milimlik mukavva. Ayrıca işte cilt bezi. Bir de şurada sanırım buna kraft kağıdı deniyordu. Ama kalın olanlardan. Gramajını hatırlamıyorum. 200 ya da 150 civarları bir şeydi herhalde. Kraft kağıtları. Bundan da kullanıyorum. Bunların hepsini ileride işte videoda gösteririm inşallah. Mukavvayı işte bu cilt bezini mukavvaya yapıştırıyor dışına ya. Bunun için şu başta gösterdiğim şey de sıkıntı çıkmıyor. Kendi zaten kağıttan şeyi var vesaire ama bunu direkt kumaşı yapıştıramıyorsunuz. Çünkü kumaşı yapıştırdığınızda şey oluyor. Bu burada işte buraya sürdüğünüz yapıştırıcı dışına çıkıyor. Kötü bir görüntü oluyor. Onu ben kendim de şey yaptım. Tecrübe ettim. Öyle diyeyim size. Böyle geçen yaptığım şeyi aceleyle defteri diyeyim. Aceleyle şu kumaşı yapıştırıvereyim dedim. Bakın kenarlardan hep yapıştırıcı izleri oldu. Aslında güzel de bir defter olmuş böyle. İşte şu kenar boyamalarını falan da inşallah gösteririm bakalım. Önceki yaptığım defterim. Biraz nemli bir şeyde kalmış herhalde ki neme maruz kalmış diyeyim. Biraz kenarları şey olmuş. Normalde böyle değildi tabii. Nasıl oldu anlamadım. Neyse. Nemli bölgede yaşıyoruz diyelim. Bu yaptığım bir defter mesela. Böyle göstereyim. Dikişli. Şöyle dikişli yerini bulabilirsem. Şöyle göstereyim. Dikişli. Ha, işte. Görülebiliyor mu bilmiyorum ama görülüyor herhalde. Bakın dikişleri de görüyorum. Ondan sonra dış işte dediğim gibi şu mukavvaya yapışacak. Yapışırken de dışına çıkacak ve böyle bir görüntü olacak. Bakın şu olaydan çok kötü görünüyor. İşte bu olmaması için ne yapıyoruz? İşte bunun da alternatifi internette buldum diyeyim. Şeyde yabancılar Heat and Bond diye bir markanın kumaş yapıştırıcısını kullanıyorlar. Ütüyle yapışıyor. Ama onu almaya kalksanız çok aşırı pahalıya geliyor. Türkiye'de alternatifleri var mıdır? Yani araştırdım ettim. Bir yerden buldum ama o adam da metresi 15 lirayken 30 liraya çıkardı. En son daha da bakmadım. Daha ucuz, daha uygun alternatifleri bulmaya çalıştım ve en son İşte bunu buldum. Bu tabii böyle değil. Bunun bir de altındaki şey oluyor, zemin kağıdı oluyor. Ayırıyorsunuz böyle işte neyse. Yağlı kağıdın üzerinde duruyor bu. Bu çıkardım, çıkmış şekillerini göstermek için. Bu çift taraflı yapış tela veya yapışkan tela neyse işte.
Öyle deniyor. Bu herhalde şeyler kullanıyorlar. Terziler kullanıyorlar. Bu paçaları yapıştırmak için dikmeden uç şeylerini, kenarlarını. Onun için kullanılıyor. Isıyla iki tane kumaşı birbirine yapıştırıyor. Tabii iki tane kumaşı birbirine yapıştırmayacağız. Kumaşın altına kağıt yapıştıracağız. Onun için de eskiz kağıdı almamız gerekiyor. Eskiz kağıdım vardı. Nereye koyduğumu bulamadım. Neyse, eskiz kağıdı diye aratırsanız zaten bunun ince eskiz kağıtları var. Herhalde bu mimarların falan şey çizmek için veya ressamların eskizler çizmek için yaptığı, kullandığı kağıtlar. Bunun mümkünse çok kalın olanını almayın. Kaliteli olan, yani pahalı olan genelde kalın oluyor. İnce olanı biraz daha iyi bence. Ama fark etmez yine de. Yani eskiz kağıdı alacaksınız. O kadar basit. Zaten işte ileride de göstereceğim. İşte bunu açacaksınız. Buraya çift taraflı telayı işte ütüleyeceksiniz. İyice yapışacak buraya. Sonra üstüne de eskiz kağıdını kapatıp tekrar bir daha ütüleyeceksiniz ve bu şekilde şuradakiler gibi olacak. Bunlar hepsini ütüledim ettim. Bakın şu kenarlarında görürsünüz. Hepsi kağıtlı ve yapışmış biçimde. Bu şekilde de cilt bezlerini hazırlayacaksınız. Ondan sonra o çift taraflı telanın yapışkan kağıdı dediği şey, pardon, yağlı kağıt dediği de bu. Bakın işte buraya yapışkan kalmış, bu da çift taraflı telan. Şurası. İşte şu yağlı kağıtlarını da atmayın. Bunlar işe yarar. Şey, ciltlerken yapışmamasını istediğiniz yerlere, aralara koyarsınız. Güzel iş görüyor. Yağlı kağıt alacağınızda bunu kullanırsınız. Ondan sonra başka bir de buna ne deniyordu ya? Yazıyorum üstünde. Valla bu şey, marangozların işte kullandığı spatula mı artık? Spatula, bıçak mı? Tam hatırlamıyorum ismini. Bu marka güzel. Mümkünse yani tavsiye ederim. Şuralarını ben kendim şey yapıyorum zaman zaman, yine bileğliyorum. Kaç milimlikmiş? 35 milim. Ha, buna ihtiyacınız olmayabilir. Bunu ne için kullanıyorum? Bu şeyleri ciltledikten sonra, kağıtları ciltledikten sonra yapıştırıp işte en son cildini yapıştıracağınızda tabii bir bakacaksınız ki kenarlar aynı değil. Böyle çıkıntılar var. Kimisi içeride, kimisi dışarıda. Bunu ciltçiler tabii böyle özel makineleri var, böyle cart diye giyotin şeklinde direkt kesiyor. Ama yani çok pahalı. Böyle hepsini kesebilen makine. Oraya götürüp kestirebilirsiniz. Yakınınızda varsa onu keser misin diye. Neyse, ücreti verirsiniz ama ben işte elde kesmek için de bazı teknikler var. İşte kimisi böyle şey yapıyor. Böyle cetveli koyuyor. Böyle. Buradan işte yavaş yavaş sıra sıra giderek burayı şeyle maket bıçağıyla kesiyor dibine kadar, ama ben yani yaptım ama dümdüz bir kesim hiçbir zaman elde edemedim. Ben beceremedim belki de. O yüzden ben onu farklı bir şekilde yapıyorum. Bir dakika. Ne diyeyim? Küçük. O yüzden sığdırmaya çalışıyorum. Ve asıl benim en sevdiğim kendimin yaptığı mengenem. Buraya sığdırabilecek miyim bilmiyorum. Şöyle. Bu benim kendi mengenem. Kendim yaptım. Cilt mengenesi. Artık ne diyorsanız. Bu mengeneyi internette satışı var. Birkaç özel kendi usta yapmış, satıyor. Ya da isteğe göre mi yapıyor bilmiyorum. İnternette var yani. Ama tabii onlarınki bayağı bildiğin çitleme mengenesi. Gürgen ağacından. Yanlış hatırlamıyorsam kayın ağacı, gürgen, aynı herhalde. Ama yani ne bileyim, ben kendim yapmayı sevdiğim için dedim. Ben kendim yapmak istedim. Bu şekilde de yaptım, kullanıyorum. Çok da güzel, memnunum yani.
işimi görüyor bayağı. Şöyle ki bu ayrı bir parça. Mengene asıl bu. Şu kenarlardan ciltleme yaparken işte ip asılıyor bazen üstüne böyle işte o şeyde bakarsanız ben daha o deriden ciltleme yaparken işte kullanılıyor. Onu da yapacak olursanız buralar o işe yarayacak. Ben belki bir gün yaparım diye ben yaptım buralara. Böyle pinler koydum. İçine çakıp işte neyse yapıştırdım. Bunu nasıl yaptım? Basitçe gösterirsem 18 milimlik iki tane şey kontraplak, kayın kontraplak değil herhalde. 15'e 40 olması lazım boyutu. Yani eni 40 da onu hatırlıyorum. En 40 boyda 15'ti. En 15. 15'e 40. İki tane de buraya. Bunları poliüretan şeylerle yapıştırıyorsunuz. Tabii işkenceyle sıkıştırıyorsunuz. Poliüretan yapıştırıcıyla yapıştırıyorsunuz. Kenarları böyle artık zımparayla iyice eşitliyorsunuz. Veya kesen kişi iyi kesmişse ki ben de iyi kesmişti sağ olsun. O şekilde hallettim. Yapıştırdınız. Cilası da artık size kalmış. Nasıl yaparsanız yapmayabilirsiniz. Burası nemli bir bölge olduğu için ben yaptım yani bir şey olur korkusuyla. Ondan sonra şunlar dolap şeyi böyle göstereyim. Şuradakiler dolap için L bracket yani bu boyuta uygun şuraya uygun iki tane yaptım. Niye yaptım? İleride göstereceğim. Bunlar işte o şey için, kenarları kesmek için işe yarıyor. Keserken işe yarıyor daha doğrusu. Ondan sonra şunlar herhalde bu onluk saplamaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 10 milim, 12 milim bize kalmış. 8 biraz küçük kalır. Ama 12, 10, 14, 18 yani artık size kalmış. Çünkü 14-18'lere falan baktım çok pahalıydı. Saplama da pahalıydı. Somunu da pahalıydı. Elimde de bu vardı. Ben de bunu yaptım. Şu saplama. Şunu sapını şeyden yaptım. Kendim yine yazıcıdan dizayn edip kendim bastım. Boyadım. Şurası elimde var böyle bir şey. İşte kum gibi bir şeydi. Ne için almıştım hatırlamıyorum. Onları kullandım. Ondan sonra somunlar burada. Bunda şu İran yapıştırıcısı mı neyse işte onunla yapıştırdım ama yani yapıştırılmasa da iyi olabilir çünkü bunlar zamanla deforme olacak. Bunu çıkarmak gerekebilir, yenilemek gerekebilir. Keşke yapıştırmasaydım diyorum şimdi ama neyse ona da bir çözüm bulacağım ileride. Ondan sonra şey bu, yine bu. Dediğim gibi çok memnunum. Gerçekten. Ama şu saplamanın kalitelileri varmış herhalde. Bilseydim bunu alırdım. Şu şeyin de somunun da böyle sert kalitelileri var. Onlardan alınması daha iyi olur. Çünkü sıkıştırırken aşınıyor somun. Şunlar da şöyle. Bu şeklini göstereyim. Şöyle. Bu şekilde. Bunlar onluk şeydi. Kontraplak. Bunları bu şekilde ben kendim kestim kenarlarını, şu içine girecek şekilde böyle kestim. Sonra ne işe yaradığını yazacağım. Şu uçlarında böyle buralarını şey yaptım, eğim verdim. Ondan sonra buraları da elimde pirinç böyle şeyler vardı, lamalar vardı. O pirinç lemaları şu kenarlarını böyle uyacak şekilde şey yaptım ve burayı da Japon'a yapıştırdım. Yani tabii bu şey yabancı gördüğüm kişiler bunu daha kalın ahşaplara vidayla yapıyorlar. Elimde bu vardı böyle yaptım. İnşallah işe yarar. Daha da denemedim yani ilk defa. Yaptım daha yeni yaptım. Yani. Hani ne işe yarayacak? Çok işinize kullanırsanız işinize yaramayabilir tabii de. Dediğim gibi bazı terimlerin şeyini bilmiyorum, Türkçesini bilmiyorum.
İngilizcesi backing diye geçiyor. Rounding and backing diye. Rounding yuvarlama. Hadi onu şey biliyorum da. Backing Türkçe'de ne diye geçer hiç bilmiyorum. Bunu muhtemelen ustalar bilirdir. İşte bu cilt ustaları. Hani Türkçesi nedir bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Ya kısacası ileride de göstermeye çalışacağım inşallah. Olursa zamanı. Ama bununla ilgili şeyleri de linkleri de yine bırakırım. Yani şöyle araya koyduğunuzda bunda tabii önce yuvarlaması yapılıyor. Ve yapılmışı varsa göstereyim size. Bir saniye. Evet. Bu daha küçük. A6 mı oluyor? Neyse. Bu yuvarlaması yapılmış şey, şöyle yuvarlak hale getirilmiş. İşte İngilizce rounding diye geçiyor. Sonra bunu buraya koyuyorsunuz. Şöyle. Tabii sonra da bunu sıkıştırıyorsunuz. Ve işte bu kenarları çekişle vurarak şunları şuraya doğru yatırıyorsunuz. Ve burada şöyle bir mantar şeklinde bir şey oluşuyor. Şuradaki çıkıntılara bu karton şeyler, mukavvalar giriyor. İşte onun için yapıyor işte. Güzel bir görüntü veriyor bence. Ben seviyorum şahsen. Şöyle göstereyim yaptığımı bulabilirsem. Var mıydı? Bu da yaptım. Ben şey yapayım da bir saniye. Şöyle kenara aldım. Çok güzel kapladı. Evet. Şöyle göstereyim. Bu yaptığım yine diğer bir defter diyeyim artık. Not defteri, not alıyordum vesaire. Buraya da deneme yapmışım. Kenarlı yaldızlama denemesi. Neyse şu gördüğünüz gibi şuradaki mushroom ya yani şey mantar şeklini verebilmek için şurada herhalde görülüyor. Şuradaki çıkıntıyı yapıyorsunuz onu vurarak ve dışa alıyorsunuz. İşte o şey parça onun için kullanılıyor. Görmüşken hazır onu da bir bahsedeyim. Şu end paper deniyor. Türkçe nedir bilmiyorum. Türkçesi hiçbir yerde görmedim. Bakın o şey tel kırma türünün yansımasını burada görülebiliyor sanırım. Şöyle herhalde yansıması tam bilmiyorum. Bu işte son kağıt artık. Türkçesi nedir? Bir nedeni bilmiyorum. Buraya nispeten kalın bir kağıt koyuluyor. Bunu isterseniz böyle renkli fon kartonundan yaparsınız. İsterseniz ağır gramajlı bir A3 kağıdı ikiye bölüp A4 ya da A4 kağıdı da kullanabilirsiniz. Hepsini kullanabilirsiniz. Size kalmış ya da şöyle bulabilirsem nereye koyduğumu bulamadım. Bir saniye. Ha buradaymış ya. Böyle benim çocuklarla bir Ebru çalışmamız olmuştu. Böyle Ebru çalışması yaptınız. Böyle bir şey varsa onu da koyabilirsiniz. Daha güzel gidiyor. Ama bu çocuklarım yaptığı için benim için değerli. Bunu koyabilirsiniz. Ondan sonra size kalmış. Nasıl istiyorsanız yazıcıdan çıkartıp basıp yine kalın bir kağıda gramajlı onu koyabilirsiniz. Yani size kalmış. Şu kısım end paper dediğimiz son kağıt artık neyse. Onu o şekilde yapabilirsiniz işte. Sonra başka neler var? Onu da söyledik. Herhalde hepsini anlattım. Bayağı da bir malzeme varmış ya. Bunu söyledik. Ya yine ilerledikçe unuttuğum şeyler olursa söylerim. Yani şöyle şeyler var. Dolapların arkasına konulan ne deniyor bu? MDF mi deniyor? Ne 5 mm'lik, 6 mm'lik. Bunlardan da işte kesip bazı şeyler için kullanıyorum. İleride gösteririm.
Ha bir de şey o bu mengene yani citleme mengenesi ayrı. Bir de citlediğiniz şeyi böyle sıkıştırmak için ya ağır kitaplar kullanabilirsiniz ya da şöyle iki tane bende mengene şey yapıyorlar. MDF vardır. Kullanmadı. Böyle parlak şeyi. Parlak olması iyi oluyor çünkü kartona şeye çıplak olursa yapışabiliyor. Böyle iki tane MDF'm vardı. Bu ikisi arasında işte şeyi koyuyorum defteri. Sonra işkenceyle bunları sıkıştırıyorum ve bu şekilde cildi tamamlıyorum. Sabah kadar kuruyor işte. Veya işte başka bir şey için de sıkıştırmak için başka neyi de kullanacaksam bu şekilde yapıyorum. Ha, bunu internette farklı şekilde yapanlar da var. Yani elimde bu vardı, ben bunu kullanıyorum yenisini almamak için. Ama buna mesela 30'a 40 bir MDF ile kenar uçlarına şey yapıp delik açıp oralardan işte böyle şeyle somunlarla kulaklı somunlar var. Adı neydi unuttum. İşte metrik 8 veya 10 veya 12'lik cıvatalarla birlikte köşelerden sıkıştırarak yine aynı şeyi yapabilirsiniz. İşkenceye ihtiyaç olmadan. İnternette de genelde öyle şeyler yapmışlar. Kayıngürgen ağacından şeyler var. Onlardan yapabilirsiniz. Ama bu beyaz kaplamalı olursa yapışmıyor. Daha yapışırsa da çıkması kolay oluyor. O açıdan daha iyi bence. Ondan sonra başka böyle yani başka aklıma gelen bir şey yok. Mümkün olduğunca elinizdeki malzemeleri kullanmaya çalışın ama burada mecburen almanız gerekecek malzemeler tabii ki olacak. Başka bir şeyi bunların dikişini ileride göstereceğim. Boş kaldıkça, boş zamanım oldukça dikiş. Yani internette dikişi var. Basit aslında. Belki sadece link veririm. Kendim dikerim. Linkini veririm nasıl diktim vesaire. Çünkü çok uzun sürecek yani onun için. Dikişten sonrasında göstermeye çalışacağım. Şunun yapılışını göstereceğim. İnşallah bunların yapılışını göstereceğim. Ve o şekilde evet başka bir videoda da görüşmek üzere diyelim. Herkese